Bazı suçlular suç dünyasında gerçekten büyük bir iz bırakmayı başarır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek bir kanlı hasat yaratan bir seri katilden bahsedeceğiz. 23 yaşındaki Elizabeth Kenyon model olmayı hayal ediyordu. Florida'da 5 Mart 1984'te düzenlenen bir güzellik yarışmasının finalistleri arasına girdi. Ne yazık ki hayalleri gerçek olmayacaktı. Ertesi gün kız tüm radarlardan kayboldu, ki bu onun için alışılmadık bir durumdu. Ailesi Miami polisi ile temasa geçerek kızın kaybolduğunu bildirdi. Ancak, çoğu zaman olduğu gibi, kolluk kuvvetleri henüz endişelenecek bir durum olmadığını iddia etti. Polise göre, yarışmadaki başarılı bir performansın ardından kızın bu zaferi kutlamaya gitmesi, kız arkadaşları veya erkek arkadaşıyla vakit geçirmesinde şaşırtıcı bir şey yoktu. Yakınlarından ifade vermeden önce 24 saat beklemeleri istendi. Tabii ki sevdikleri bu görüşe katılmıyordu. Elizabeth hiçbir zaman bir parti kızı olmamıştı, bir şey planlıyorsa her zaman haber verirdi. Ancak bir gün sonra bile memurlar ifadeye kayıtsız bir şekilde tepki verdiler. Kimsenin davaya gereken ilgiyi göstermeyeceği açıktı. O arada, kayıp kişinin annesi kızının başına kötü bir şey geldiğini hissetti. Sonuç olarak, ebeveynler özel bir dedektife başvurdu. Dedektif, kızın ailesiyle birlikte kayıp kızın kiraladığı daireye giderek burada bazı ipuçları bulmaya çalıştı. Konutu inceledikten sonra dikkatlerini sadece adres defteri ve fotoğraf albümü çekti. Elizabeth'in arkadaşlarının birkaç fotoğrafının yanı sıra küçük bir not da vardı. Görünüşe göre kaybolduğu gün için bir fotoğraf çekimi planlanmıştı. Fotoğrafçı, kendisiyle stüdyoda buluşmak üzere gideceği adresi vermişti. Kapıcıdan öğrenildiğine göre, kızı kaybolduğu gün gerçekten de görmüştü. Kızın yanında bir erkek vardı. Özel dedektif, kızın 38 yaşındaki Christopher Wilder ile bir buluşma planladığını kısa sürede öğrendi. Kız bir süredir bu adamla görüşüyordu ve hatta adam ona evlenme teklif etmiş, ancak kız yaş farkı nedeniyle bunu reddetmişti. 11 Mart'ta, kızın kaybolmasından sadece 6 gün sonra, bir dedektif Christopher'ı aradı ve kız hakkında bazı sorular sordu. Adam onunla bir fotoğraf çekimi yaptığını itiraf etti, ancak o sırada nerede olduğunu hatırlayamıyordu. Özel dedektif, fotoğrafçıyla yüz yüze görüşmek için randevu ayarladı. Sessiz bir sohbet yapmışlar, hatta Christopher dedektife çalışmalarını göstermiş. Hiçbir şey bulamadılar. Şüpheli bir şey yok. Elizabeth'in samimi bir fotoğrafı dışında hiçbir şey. Dedektifin deneyimli gözlerine göre, kızın korkmuş bir şekilde fotoğraflandığı çok açıktı. Bu garip görünüyordu. Christopher o gün kısa bir fotoğraf çekimi yaptıklarını ve sonrasında Elizabeth'in tanımadığı bir adamla oradan ayrıldığı konusunda ısrar etmeye devam etti. Yine de özel dedektif fotoğrafçıya daha yakından bakmaya karar verdi. Wilder 13 Mart 1945'te Avustralya'nın Sydney kentinde Avustralyalı bir kadınla Amerikalı bir deniz subayının oğlu olarak dünyaya geldi. Anne ve babasının 4 oğlundan en büyüğüydü. En başından itibaren kader Christopher'ı zorlu sınavlara soktu. Çocuk doğumda neredeyse ölüyordu ve 2 yaşındayken havuzda boğulduğunda mucizevi bir şekilde kurtarıldı. Ancak sıkıntıları bununla da bitmedi. 4 Ocak 1962'de, genç adam 17 yaşındayken, arkadaşlarıyla birlikte taş ocağına gitti. Burada iki arkadaşıyla birlikte 30 yaşında bir kıza tecavüz etti. Gençlerin hepsi olaya karıştıklarını inkar etti, ancak Christopher şartlı tahliye cezasına çarptırıldı. Daha sonra rehabilitasyonunun bir parçası olarak elektroşok tedavisi gördüğünü iddia etti. Bunu takip eden olayları analiz eden bazı uzmanlar, böyle bir maruz bırakma yönteminin genç adam için çok travmatik bir deneyim olabileceği ve durumunu daha da kötüleştirdiği sonucuna vardı. Bu durum, daha sonra kendini gösteren şiddet eğilimlerini açıklamaya çalışmıştır.
aynı zamanda bu tür yöntemlerin kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Şok terapisi hikayesinin Wilder tarafından kendini haklı çıkarmak için uydurulmuş olması mümkündür. Gazetecilerden biri havuz hikayesinin de yalan olduğunu iddia etti. Christoph'un ailesi bunu doğrulamadı. Belki de kendisi için sempati kazanmaya çalışıyordu. Christopher 1968 yılında evlendi, ancak karısı bir hafta sonra onu terk etti. Avustralya'daki Manly plajında meydana gelen bir dizi cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandıktan sonra oldu. Boşandıktan sonra Chris'in eşi kolluk kuvvetleriyle temasa geçti. Eski eşinin kayınvalidesini ve diğer akrabasını baştan çıkarmaya çalıştığından emindi. Dahası, birlikte yaşamlarının ilk günlerinden itibaren, yanlışlıkla iş portföyünde iç çamaşırlı kızların fotoğraflarını buldu. Benzer resimler arabada da vardı. Damın kadınlara karşı bir tür manik çekiciliği vardı. Ayrıca, karısı onun yakınlaşma sırasında kendisini boğarak iki kez öldürmeye çalıştığına ikna olmuştu. Kasım ayında, Christopher, Avustralyalı bir öğrenci hemşireyi yakınlaşmaya zorlamak için çıplak fotoğraflarını kullandı. Kız kolluk kuvvetlerine şikayette bulundu, ancak mağdur ifade vermeyi reddettiği için suçlamalar düşürüldü. Daha sonra yapılan duruşmada, fotoğrafçıdan intikam almaktan korktuğunu itiraf etti. O zaman bile yetersiz bir adamdı. Bu olaylardan sonra hikayemizin kahramanı Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Girişimci Avustralyalı emlak işine girdi ve bu alanda büyük başarı elde etti. Bir servet kazandı. Adam kendisine Miami, Bonton Beach'te deniz kenarında pahalı bir malikane, bir araba Porsche 911, bir tekne satın aldı. Chris yarışlara katıldı. Bu nedenle Miami Grand Prix'sine katıldı ve genellikle lüks bir yaşam tarzı sürdürdü. Christopher tatil için sürekli Hawaii ve Bahamalara giderdi. Bu dönemde fotoğrafçılığa olan ilgisi olabildiğince parlak bir şekilde ortaya çıktı. Fotoğrafları daha da iyi hale getirmek için pahalı fotoğraf ekipmanları satın aldı. Christopher malikanesinde çalışmalarını yapabileceği karanlık bir oda bile oluşturdu. Ancak, sanattan farklı bir tutku peşini bırakmıyordu. Adam 1971'den 1975'e kadar defalarca cinsel suçlara karıştı. Bir keresinde bir mankenlik ajansı için fotoğraf çekimi yapma bahanesiyle genç bir kızı kamyonetine bindirdi. Tabii ki bu bir yalandı ve kız tecavüz kurbanı oldu, hem de çok vahşi bir şekilde. Mağdurların sayısız ifadesine rağmen Christopher hiçbir zaman yaptığı vahşetten dolayı cezalandırılmadı. 1977'de bir psikiyatrist onunla çalıştı ve hastanın akıl hastası, potansiyel bir tecavüzcü olduğu, açıkça tehlikeli olduğu ve sürekli tıbbi gözetim altında tutulması gerektiği sonucuna vardı. Psikiyatristin inandığı gibi, özel bir programa katılması da gerekiyordu. Uzmana göre Chris'in kadınlara hükmetmek, onlara köle gibi eziyet etmek, acı çektirmek ve sakatlamak gibi takıntılı bir arzusu vardı. Ancak uzmanın görüşü de bir rol oynamadı. Jüri onu beraat ettirdi. 13 Nisan 1980'de Beverly, Massachusetts'e Carla Handy, kız kaçmayı başardı ve kaçıran kişinin arabası hakkındaki bilgiler kamuoyuna açıklandı. Ancak bu da hiçbir şeyi değiştirmedi. Christopher 1982'de Avustralya'daki ailesini ziyaret ederken Manly'den 15 yaşında iki kıza karşı cinsel suç işlemekte suçlandı. Onları ıssız bir alana çekmiş ve kıyafetsiz poz vermeye zorlamıştı. Neyse ki kızlar ciddi şekilde yaralanmamış ve suçluyu gösterebilmişlerdir. Böylece adam tutuklandı. Chris'in ailesi kefaletini ödedi. Hatta suçlunun mahkemesini beklemek üzere Florida'ya dönmesine bile izin verildi. Duruşma tarihi Nisan 1984 olarak belirlendi. Soruşturma, Elizabeth'in kaybolmasından 5 gün önce, Miami Grand Prix'si sırasında 20 yaşındaki Rosario Gonzalez adlı başka bir kızın kaybolduğunu ortaya çıkardı.
kızın fotoğrafları da yarışları çok seven Christoph'un elinde bulundu. Kendisi de kızın kaybolduğu olay yerindeydi, yarışıyordu ve 17. sırada bitirerek $400 kazanmıştı. 20 yaşındaki genç kız bir pazarlama şirketi için modellik yapıyordu. Rosario el ilanları ve çeşitli ürünler dağıtıyordu. Kız yarışın bitiminden hemen sonra aniden ortadan kayboldu. Anlaşıldığı üzere, Porsche'siyle ayrılan Christoph'un bir fotoğraf çekimi için poz vermeyi de kabul etmişti. Görünüşe göre bu tesadüf değildi ve bu kızların ortadan kaybolmasından Chris sorumluydu. 12 Mart'ta Elizabeth'in ailesi Miami ofisinin cinayet soruşturma bölümünde çalışan bir FBI özel ajanından yardım istedi. O sırada özel servisler davayla ilgilenmiyordu. Bu nedenle, kızın ailesi tarafından tutulan özel bir dedektif bir Miami gazetesine başvurdu. Bu şekilde halkın ve kolluk kuvvetlerinin dikkatini kaybolma olayına çekmek ve kızı kaçırdığı iddia edilen kişinin yanıt vermesini sağlamak istiyorlardı. 16 Mart 1984'te gazetede Christoph'un adının geçmediği, ancak polisin soruşturmada ilerleme kaydettiğini ve bir şüpheliyi aradığını belirten bir makale yayınlandı. Zanlının kısa bir eşkali verilmişti. Failin Avustralyalı, motor yarışları sürücüsü ve amatör fotoğrafçı olduğuna inanılıyordu. Böyle bir özet Wilder'a oldukça uyuyordu, bu nedenle Wilder'ın harekete geçmesi gerekirdi. Ancak hiç kimse bu kadar şiddetli bir tepki beklemiyordu. Kamuoyu sayesinde istihbarat teşkilatları nihayet bu olayları fark etti. Toplanan bilgileri kontrol eden ajanlar, kayıp iki kız olan Elizabeth ve Rosario ile Christopher'la yapılması planlanan fotoğraf çekimi arasında şüpheli bir bağlantı olduğunu hemen fark ettiler. Adam veri tabanlarında kontrol edildi ve gerçekten de Avustralya'da yasalarla çok sayıda sorunu olduğu doğrulandı. Bu süre zarfında cinsel saldırı suçundan şartlı tahliye edilmişti ve yeni bir duruşmayı bekliyordu. Toplanan veriler nihayet 21 Mart'ta tam bir FBI soruşturmasının başlamasını sağladı. Aynı dönemde bir kadın karakola başvurarak bir kaçırma girişiminde bulunulduğunu bildirdi. Kadının adı Linda Grobe'ydi. Tallahassee'de yaşıyordu ve kendisini kaçırıp esir ya da seks kölesi olarak tutmak üzere bir yere götürmeye çalışan bir adam tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Neyse ki kurban kaçmayı başarmış. Kendisini kaçıran kişiyi tarif etti ve bu kişi Christopher'a tıpatıp uyuyordu. Bir FBI ajan saldırının kurbanıyla konuşmak üzere derhal Georgia'ya gitti. Linda Grobe bir süpermarkette broşür dağıtan genç bir kızdı. Bir noktada bir adam ona yaklaştı, görünüşüne hayran kaldı ve onun için modellik yapmayı teklif etti. Adam kendisini moda fotoğrafçısı olarak tanıttı ve portfolyosunu göstermek için onu arabasına davet etti. Yabancı onun güzelliğini övdü, kehanette bulundu. Ve Vogue gibi moda dergileriyle kontrat yapmasının kolay olacağını ama bunun sadece onun onayıyla mümkün olacağını ekledi. Kadın reddetti ve oradan ayrıldı. Adam geri kalmadı, onu bir arabayla kovaladı ve parka gidip $25 ödeyeceği birkaç fotoğraf çekmeye ikna etti. Kız bunu yine reddetti ve dükkana girdi. Dışarı çıktığında Christopher ona tekrar yaklaştı. Bu noktada kız şöyle hissetti. Görünüşüne rağmen, ondan yayılan karanlık bir aura vardı ve Linda endişelenmeye başladı. Gerekirse yardım çağırabileceği birini bulmak için etrafına bakındı. Ama etrafta kimse yoktu. Christopher onu film çekimine gitmesi için ısrar etmeye devam etti. Arabasını açtı ve moda dergilerini göstermeye başladı. Öğlen vakti, halka açık bir yerdeydi. Davetsiz misafir kafasına vurdu. Linda bilincini kaybetti. Uyandığında hareketsiz olduğunu fark etti. Arabanın arka koltuğunda yatıyordu ve ağlamaya başladı. Bu adamı kızdırmış. Arabayı durdurdu, kızın ağzına koli bandı yapıştırdı ve onu zorla bagaja soktu. Daha sonra bir motele gitmişler. Kaçıran kişi ellerini ve ayaklarını bağlamış, bir
bir çantaya koymuş ve kız hareket edememiş. Christopher göz kapaklarını yapıştırdı ve sonra onu bağladı. Ondan sonra saatlerce işkence yaptı, tecavüz etti. Direnirse onu şokluyordu. Kızı kaçıran kişi o kadar acımasızdı ki Linda onun yakında öleceğinden emindi. Neyse ki, bir noktada, adamın dikkati dağıldığında, kurban kendini çözmeyi ve banyoya saklanmayı başardı. Daha sonra yardım çığlıkları atarak duvara olabildiğince sert vurmaya başladı. Bunun üzerine bir kargaşa çıkmış ve fidyeci deşifre olmaktan korkarak kaçmıştır. Bir FBI ajan ona Christoph'un fotoğraflarını gösterdikten sonra irkildi ve %100 kesinlikle onu kaçıranın o olduğunu söyledi. Daha sonra Linda çok önemli bir tanık haline geldi. Kız ancak yıllar sonra yaşadığı şoku atlatabildi. 35 yaşındayken tezini savundu ve defalarca medyaya konuşarak mucizevi kurtuluşunun hikayesini anlattı. Aslında 1984 yılında Linda ne kadar şanslı olduğunu bilmiyordu. Korkusuna rağmen, yaşadığı dehşetin hemen ardından, kız suçluyu uzun süre parmaklıklar ardına koymaya kararlıydı. Ne yazık ki dava çok yavaş ilerledi. Bir hafta sonra tanık, hayatından endişe ettiği için eyaleti terk etmek zorunda kaldı. Bu aşamada bile, kolluk kuvvetlerinin çok sayıda suça karışmış, şiddet yanlısı ve tehlikeli bir adamla karşı karşıya olduğu açıktı. Linda FBI ajanları eşliğinde dışarı çıkarıldı ve saklandı. Adres gizli tutuldu. Rosario ve Elizabeth'in kaçırılması olayının zanlısına karşı sağlam bir kanıt gerekiyordu. Polisler evi aramak ve şüpheliyi tutuklamak için izin aldılar. FBI ajanlarıyla birlikte eve geldiler ve Christopher'ı yakalamak için kapıyı menteşelerinden söktüler. Ne yazık ki ev boştu. Chris özel ajanlar gelmeden birkaç gün önce kaçmıştı. Onlardan oldukça ilerideydi. Onun için umutsuz bir av başlamıştı. Hangi yoldan gidileceğini görmek için ev baştan aşağı arandı. Linda'ya uyguladığı vahşet göz önüne alındığında, diğer iki kızın çoktan öldüğü ve Linda'nın doymak bilmeyen bir manyağın yeni avı olduğu düşünülüyordu. Kapsamlı aramalar, failin kesinlikle her şeyi temizlediğini ortaya çıkardı. Tek bir parmak izi bile bulunamadı. Suçlunun komşularıyla iletişim kurulduğunda, Christoph'un moteldeki olaylardan hemen sonra, bir sonraki kurbanı mucizevi bir şekilde kaçmayı başardığında ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Muhtemelen polisin peşinde olduğunu ve her an evine baskın yapabileceğini fark etmişti. Ajanlar, gayrimenkulleri ve hatırı sayılır bir serveti olduğu için adamın banka işlemlerini kontrol ettiler. O zamanlar sistem şimdiki kadar hızlı çalışmıyordu, bu nedenle bilgiler para işlemlerinden çok daha sonra geliyordu. Bu yüzden Chris her zaman bir adım öndeydi. 21 Mart 1984'te Florida'daki Gurus kanalında bir kızın cesedi bulundu. Cesedin 21 yaşındaki Teresa Ferguson'a ait olduğu ve en son Mulder'ın eşkaline uyan bir adamla birlikte bir alışveriş merkezinde görüldüğü ortaya çıktı. Boğulmadan önce uzun bir süre boyunca keskin olmayan bir cisimle dövüldüğü tespit edildi. Meveo Christopher'ınkiyle eşleşti, yani şimdi 4 kurban vardı. FBI ajanları bir seri katille karşı karşıya olduklarına ikna oldular. Bu da şu anda başka bir kurbanı öldürüyor olabileceği anlamına geliyordu. Hızlı hareket etmeliydik. Aynı gün, yeni rahatsız edici bilgiler geldi. Evinin aranmasından bir gün önce Christopher yerel bir bankada hesabından yüklü miktarda para çekerken yakalanmıştı. Bu çok kötü bir haberdi. Artık seri katilin ülkenin her yerinde özgürce seyahat edebilecek, nakit ödeme yapabilecek ve herkes tarafından görünmez olabilecek kadar parası vardı. Ve zaten polise karşı 24 saat avantajı vardı, yani her yerde olabilirdi. 22 Mart 1984'te adam kaçırma fotoğrafçısı Teksas'taydı. Onu Beaumont'taki Lamar Üniversitesi'nin otoparkında genç bir öğrenciyle sohbet ederken gören birkaç tanık vardı.
Kız o sırada hemşire olmak için eğitim görüyordu, evliydi ve iki çocuk annesiydi. Christopher fotoğraf çekimi için standart teklifini yaptı ama öğrenci kibarca reddetti. Neyse ki kızı zorla kaçırma fırsatı olmamış, bu sayede kızın hayatı kurtulmuş. Ne yazık ki uzun sürmedi. Katilin zaten onu beklediği, kelimenin tam anlamıyla teriye avladığı süpermarkette Christopher yine fotoğraf çekimine katılmayı teklif etti ve bunu sert bir biçimde yaptı. Terry yine reddetti. Bu kez fotoğrafçı gitmesine izin vermeyecekti. Adam kızın peşinden dükkana ve ardından otoparka doğru ilerledi, kızın kafasına tekme attı ve parçalanmış kızı kaçırdı. Ertesi gün, eşinin polise ihbarda bulunmasından hemen sonra, FBI tehlikeli suçlunun izini sürüyordu, ancak Miami ofisinden ajanların hesaplamalarına göre hale yaklaşık 2 gün öndeydi. Chris'in arabasının tarif edildiği bir basın bülteni yayınlandı. Sözde, Terry kaçırdığı arabaydı. Ancak, plaka numarası bilinmediği için ülkede oldukça popüler bir araçtı. Bu pek yardımcı olmadı. Wilder'ın profili ülkenin dört bir yanına gönderildi. Ne yazık ki o dönemde iletişim teknolojisi bu kadar gelişmiş değildi ve ihbar kağıtlarının dağıtımı yavaştı. FBI yapanlarının failin geride bıraktığı cesetleri takip etmekten başka çaresi yoktu. Avustralyalıların bunu fark etmesi uzun sürmedi. Bir sonraki kurban 25 Mart'ta Oklahoma'daki bir alışveriş merkezinde yakalandı. Wilder genç Suzanne Indy Logan'ı kaçırdı. Christopher onu Newton, Kansas'a götürdü ve bir motele yerleştirdi. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra bir su deposuna giderek kızı bıçaklayarak öldürdü ve cesedi orada bıraktı. 2 gün sonra bir balıkçı tarafından bulundu. Kız da işkence görmüş, tecavüze uğramış ve büyük bir acımasızlıkla öldürülmüştü. 28 Mart'ta ajanlar Wilder'i yakalamak için büyük bir fırsat yakaladı çünkü Colorado'da bir motel odası kiraladığı bildirildi. Christopher ödemeyi çalıntı bir kredi kartıyla yapmıştı. Bu sayede zanlıyı takip etmek mümkün oldu. Ajanlar bu kartı kullandığını biliyorlardı ama Christopher şimdiye kadar bu ödeme yöntemiyle kendini ele vermemişti. Bilginin alınmasındaki gecikme nedeniyle memurlar ancak odanın ödemesinin yapılmasından bir gün sonra durumu öğrenebilmişlerdir. Mevcut tüm polis memurları seferber edildi. FBI ajanlarıyla birlikte adamı yakalamak için yola çıktılar. Motel çoktan boşalmıştı. Elde edilen tek şey takip mesafesini yaklaşık 24 saate indirmekti ama bu bile zayıf bir teselliydi. Takibin hangi yönden devam edeceğini bilmenin hiçbir yolu yoktu. Christoph'un bir sonraki görüldüğü yer Grand Junction, Colorado'daki bir alışveriş merkeziydi. Burada Cheryl Bonaventura adında 18 yaşında bir kızla sohbet ediyordu. Bir lokantada birlikte görülmüşler. Çalışanlara Las Vegas'a gittiklerini söylediler. Wilder 31 Mart civarında Utah, Kanap Nehri yakınlarında kızı vurarak öldürdü. Kızın cesedi 3 Mayıs'ta bulundu. Bu olaydan sonra kolluk kuvvetleri katilin kurbanlarını alışveriş merkezlerinde yakalamakta uzmanlaştığını fark etti. Christopher şık takımlar giyerdi, bıyığı ve sakalı özenle kesilmişti. Güvenilirliğini arttırmak için iş kart vizitleri, sol elinin küçük parmağında büyük bir elmas yüzük, bileğinde altın bir Rolex saat ve omzundan sarkan bir Pentax fotoğraf makinesi taşıyordu. Kendine güvenen, başarılı ve saygın bir adam imajını tamamlıyordu. Çekici ve ikna ediciydi, onun yardımıyla model olacak güzel bir kız arayan profesyonel bir fotoğrafçı imajı çizmeye çalışıyordu. Tüm bunlar kurbanları uyuttu. Tüm Amerikan alışveriş merkezlerinin ve süpermarketlerinin güvenlik servisleri ve yönetimleri radyodan yayın yaparak seri katilin fotoğraflarını ve eşkalini gönderdi. Buna rağmen suçlu ülkeyi dolaşmaya ve yeni kurbanlar aramaya devam etti. Sıradaki kurban, Las Vegas'taki bir alışveriş merkezinden kaçırılan 17 yaşındaki Michelle Kaufman'dı.
Wilder burada fotoğrafçılıkla ilgili bir etkinliğe rastladı ve hemen kıza yaklaşarak ona bir profesyonelle ilk modellik fotoğraf çekimini teklif etti. FBI olayı 1 Nisan'da öğrendi. Hemen alışveriş merkezinden etkinliğe katılanların fotoğrafları ele geçirildi. Michelle'in Christopher ile birlikte göründüğü resimler bulmak mümkündü. Bir kurban seçtiği ve kızı takip ettiği birkaç çekim vardı. Michelle'in cesedi 11 Mayıs'ta bulundu. Michelle, 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde terör estiren seri katil Christopher Wilder'ın üzerinde en çok çalışılan kurbanlarından biri oldu. Wilder Michelle'i uzun süre esir tutmuş, işkence etmiş, ağzını ve gözlerini Japon yapıştırıcısıyla kapatmış, tecavüz etmiş ve yaralamıştır. Bulunan kesikler çok uzun ve yaklaşık 3 santimetre derinliğindeydi, açıkça öldürmek için yeterli değildi, ancak kurbana büyük acı verdi. Christopher daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok aranan 10 suçlu listesine alındı. Onu arama çalışmaları devam etti. Kaliforniya'dan 16 yaşındaki Tina Risica yaz işi bulmak için alışveriş merkezine geldi. Tatil boyunca babasının ona verdiği eski arabanın yerine gelecek yaza kadar yeni bir araba almaya yetecek kadar para kazanmayı hayal ediyordu. Christopher onunla alışveriş merkezinde tanıştı, görünüşünü övdü ve $100 nakit karşılığında bir fotoğraf çekimi teklif etti. Kız biraz para kazanmak için kabul etti. Daha sonra, Tina'nın ilk kazancını elde etme umuduyla isteyerek poz verdiği en yakın parka geldiler. Wilder aniden bir 357 Magnum çıkardı ve arabasına kadar onu takip etmesini emretti. Tina'nın başka seçeneği yoktu. Suçlu onu arabasıyla San Diego'daki bir motele götürdü ve burada kız uzun süreli işkenceye maruz kaldı. Onu tekrar bıçakladı, elektrik verdi ve tecavüzde dönüşümlü olarak saatlerce dövdü. Tina kaybolduğunda, bir FBI sözcüsü tarafından yazılan özel bir bülten yayınlandı ve bir basın toplantısı düzenlendi. Christopher bu şekilde en çok aranan suçlu oldu. O noktada, bilinen en az 6 kurban vardı. Tina 7. kurban oldu. Bu noktada, Christopher her TV programında, gazetede ve radyo programında konuşuluyordu. FBI ajanları bu büyük tanıtımın seri katili daha hızlı yakalamalarını sağlayacağını umuyordu. 1984 baharında Federal Soruşturma Bürosu Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük arama çalışmalarından birini yürütüyordu. Tina'nın cesedi hala kayıptı. 16 yaşındaki kızın hayatta olamayacağı düşünülüyordu. Aslında korkunç bir şey yaşıyordu. Dehşetin 6. gününde Christopher, Tina'ya bir sonraki avını yakalamaya yardım etmesi karşılığında onu bırakmayı teklif etti. İşkence kurbanı hayatta kalmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Wilder sıradaki kurbanını buldu. Yazlıkçı bir kız olan yeni kurbanın arabasına binmesi için tutsağı iş arıyormuş numarası yaptırdı. Yeni hedef süpermarketleri dolaştı ve yarı zamanlı bir iş olarak öğrencilere ve okul çocuklarına broşür dağıttı. Aldatma planı işe yaradı. Birkaç tanık, kimliği belirsiz bir adamın Indianapolis'teki bir alışveriş merkezinden aynı anda iki kızla birlikte uzaklaştığını gördü. Tarif, bu noktada tüm ülkenin tanıdığı Christopher'a tam olarak uyuyordu. Söz vermesine rağmen Tina'nın gitmesine izin vermedi ve onu yeni bir kurbana işkence yapılırken izlemeye zorladı. Kızlar hala hayattaydı. 12 Nisan 1984 terehineler ve işkenceci, kurbanlardan birinin annesinin kaçıran kişiye kızını öldürmemesi için yalvardığı bir haber gördüler. Bu dönemde fail giderek artan sıklıkta panik atak geçirmiştir. Kurbanlarla birlikte aceleyle motelden ayrıldı. Daha sonra Christopher ormanda Tina'yı öldürmeye çalıştı. Günlerce süren işkenceden sonra kız çaresiz kaldı ve onu vurması için yalvardı. Katil bunun yerine onu iki kez bıçakladı. Kan kaybından ve suçlunun esirlerine verdiği uyku haplarından dolayı Tina bilincini kaybetti. Adam onun öldüğünü sandı ve gitti.
Şaşırtıcı bir şekilde, yaralı kadın bu kabustan kurtulmayı, bilincini yeniden kazanmayı ve hatta bir sürücü tarafından alınıp yardım edildiği en yakın yola ulaşmak için kendini toparlamayı başardı. Christopher daha sonra Tina'nın öldüğünden emin olmak için onu bıraktığı yere geri döndü ama Tina yoktu. İşte o zaman daha da panikledi. Tina'dan kurtulan kişinin ifadesi sayesinde FBI ajanları şüphelinin Kanada sınırına doğru gittiğini öğrendi. Anlaşıldığı üzere, gerçekten de Terry Walden'dan çalınan aracı kullanıyordu. Araç kısa süre sonra terk edilmiş halde bulundu, ancak fail yine gizlice kaçmayı başardı. Christopher bir sonraki sefer kendini Victor, New York'ta buldu. Burada başka bir kurban olan 30 yaşındaki bir kadını altın kolyesini almak için kandırdı. Başından beri katile eşlik eden Tina, Betty kandırmak için benzer bir plan kullandı. Onu yine Tina'nın yardımıyla ormana götürdü ve iki el ateş ederek öldürdü. Christopher kadına tecavüz etmedi ya da işkence yapmadı. Sadece arabasını istedi. Soğukkanlı cinayetten sonra beklenmedik bir şekilde Tina'nın gitmesine izin verdi, hatta yorgun kızı eve götürmesi için ona biraz para bile verdi. Tina bir başka önemli tanık oldu ve esaret altında yaşadığı tüm dehşeti ayrıntılı olarak anlattı. FBI ajanları Christoph'un Kanada'da arkadaşları olduğunu keşfetti. Vahşetinden önce onları periyodik olarak ziyaret etmişti. İstihbarat servisleri sezgisel olarak Christoph'un onlara doğru gittiğinden emindi. Christoph'un yeni bir araba almayı başarmış olması nedeniyle APAN'lara karşı önemli bir üstünlüğü vardı. Christoph'un çoktan sınıra doğru yola çıktığına inanılıyordu. Christopher Wilder'ın kim olduğuna dair gözetim ve istihbarat teşkilatlarının farkındalığını artırmak için mevcut tüm polis güçlerinin devreye sokulmasına karar verildi. 13 Nisan'da şüpheli Colburn Doctor'de, Kanada'nın önündeki bir benzin istasyonunda durdu. Ki eyalet polis memuru tarafından fark edildi. Kolluk kuvvetleri tehlikeli suçluyu gönderilen bir oryantasyon kartından tanıdı. Dikkatli bir şekilde daha yakından bakmak için yaklaştılar ama Christopher onu fark etti. Arabasına koştu ve silahını kuşandı. Memurlardan biri seri katili arkadan yakalamayı başardı. Silahın iki kez ateş aldığı bir itiş kakış yaşandı. İlk kurşun Christopher'a isabet etti ve sırtından girerek onu yaraladı. İkincisi Christopher'ın göğsüne isabet etti ve ölümcül oldu. Yanlışlıkla kendini öldürdü. Yaralı polis memuru hayatta kalmayı başardı. Ağır yaralıydı ve iyileşmesi uzun zaman aldı, ancak iyileşti ve bir kahraman olarak göreve döndü. Çok daha fazla kadını öldürebilecek bir adam silahsızlandırıldı. Arabanın aranması sırasında kolluk kuvvetleri John Fowles'un Koleksiyoncu adlı kitabını bulmayı başardı. Eserin konusu, bir adamın bir kadını iradesi dışında kaçırıp bodrumda tutmasına dayanıyor. Kitaptaki eylemler kadın ölene kadar devam eder. Wilder'ın bu imgeyi bir tür ideal olarak benimsediğine inanılmaktadır. Seri katil Florida'da yakıldı. Geride 7 milyon dolardan fazla değerde bir miras bıraktı. Mahkeme 2008 yılında bu miktarın bir kısmının vergi ödemelerinde kullanılmasına karar verdi. Kalan miktar ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok aranan seri katillerinden biri olarak anılan adamın kurbanlarının ailelerine dağıtıldı. Tarihe güzellik kraliçesi katili, fotoğrafçı katili ve ceset katili lakaplarıyla geçti. Rosario ve Elizabeth asla bulunamadı. Kesin olarak bilinen şey 12 kadını kaçırdığı ve 9'unu öldürdüğüdür. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da meydana gelen diğer benzer suçlara karıştığından şüphelenilmektedir. Wilder'a ait bir mülkten çok uzak olmayan bir yerde, 17 yaşındaki Tina Bepin iskelet kalıntıları 29 Mayıs 2008 tarihinde bir çanta içinde bulundu. Kız kardeşi Tina'nın kaybolmadan önce bir fotoğrafçının kendisini çağırdığı bir fotoğraf çekimine gittiğini söyledi. 20 yaşındaki hevesli model Sherilyn Ball 27 Haziran'da Florida, SB Oraton'da bir fotoğraf çekimine gittikten sonra kayboldu.
Kötü bir şekilde çürümüş cesedi 3 ay sonra New York Shelby'de bir avcı tarafından bulundu. 18 yaşındaki hevesli model Tamila Yane Leper Florida'da kayboldu. Bundan önce Christopher'a benzeyen bir adamla şiddetli bir tartışma yaşamıştı. Annesi kızın modellik kariyerini geliştirmesine yardımcı oluyordu. Kadın, Wilder ve Tammy'nin bir film seçmelerinde tanıştıklarını iddia etti. Adam Tammy'nin fotoğraflarını çekmek için izin almaya çalışmış ama Tammy reddetmiş. Colleen Emily Osborne, 15 yaşında, 15 Mart 1984'te Daytona Beach, Florida'daki evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kaybolduğu gün okul servisini kaçırmış ve plaja gitmek için dersi asmıştır. Bir daha eve dönmedi. Colleen'in cesedi 6 Nisan 1984'te Florida, Orange County'deki bir gölün yakınında kısmen gömülü olarak bulundu. Wilder'ın aynı gün bölgedeki bir motelde kaldığı ortaya çıktı. Colleen'in ortadan kaybolması, Wilder'ın genellikle doğum gününden önce gerçekleşen cinayet yöntemiyle uyumluydu. Colleen'in sınıf arkadaşlarından biri, Christopher'a benzeyen bir adamın okulda kız modellere talip olduğunu ve ona poz vermesi için $100 teklif ettiğini iddia etti. Kız reddetmiş. En az 10 kızı daha öldürdüğünden şüpheleniliyor. 13 Mart 2017 Pazartesi günü, 31 yaşında bir kadın olan Nancy için yoğun bir gündü. Vardiyasında çalışmış ve ardından dövüş sanatları eğitimi için spor salonuna gitmiştir. Nancy daha sonra market alışverişi için süpermarkete gitti ve ancak akşam 8.30 civarında eve geldi. Sabah işe gitmesi gerektiği için biraz dinlenecekti. Nancy yerel polis karakolunda tam zamanlı bir bilişim uzmanıydı. Günün sonunda kendini Halliye VD'lanedeki 3 yatak odalı, 2 banyolu rahat evinde buldu. Nancy büyük bir rahatlamayla ayakkabılarını tekmeledi ve nihayet rahatladı. Ancak tam bu noktada kader ona günün ve hayatının en büyük sınavını verdi. Bunca zamandır kendi evinde, davetsiz bir misafir onu bekliyordu. Ön kapıyı arkasından kapatır kapatmaz pusuyu fark etti. 14 Mart, Lindsay'nin çalıştığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinin Leamington kentindeki Leamington County Şerif Departmanı için sıradan bir gün gibi görünüyordu. Çalışanlar işe erken gelmeye başlamıştı ve herkes kadının aniden her zamanki saatinde karakola gelmediğini fark etti. Onun yokluğu etrafındakiler tarafından çok fark ediliyordu. Lindsay çok enerjikti ve polis departmanını neşelendiren gerçek bir büyücü olduğunu kanıtladı. Aktif biriydi ve her zaman sabahları spor yapardı, bu nedenle vardiyası için şerifin ofisine ilk gelenlerden biri olmak bir gelenekti. Lindsay uzun zamandır fitness meraklısıydı ve çevresindeki herkesi spora yönlendirmeye çalışıyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, onun yokluğu anında iş arkadaşlarının sorularına ve şaşkınlığına yol açtı. Öncelikle ona Messenger'dan yazdılar, ancak genç kadın mesajı görmezden geldi. Ardından arkadaşları aramaya çalıştı, ancak şerif ofisi çalışanı da çağrıya yanıt vermedi. Tüm bunlar Lindsay için alışılmadık bir durumdu. İşe asla geç kalmazdı ve hastalık ya da bir sorun nedeniyle işe gelemese bile her zaman ofise ilk gelenlerden biri olurdu. Kendi başına arayıp diğerlerini uyaracak kadar sorumluluk sahibiydi. O alışılmadık davranış hemen daha da fazla şüphe uyandırdı. Durum her geçen saniye daha da kızışıyordu çünkü söz konusu olan bir polis memuruydu. Kolluk kuvvetleri geleneksel olarak çalışanlarına sıradan vatandaşlardan daha fazla ilgi gösterir. Bu vakada bir istisna değildi, bu yüzden departman devriye memurlarına başvurdu. Kadının evine en yakın polis aracı doğrulama için gönderildi. O aracın Nancy'nin yakın arkadaşı olan Shannon Novel olduğu ortaya çıktı. Hızla olay yerine geldi ve kapıyı çaldı. Bu olay sabah saat 10.00 sularında gerçekleşmiş. Ancak kimse cevap vermeyince adam arka kapıya yönelmek zorunda kaldı. Orada her şeyi inceledi ve trajedinin ilk işaretlerini gördü.
Arka kapı ağır hasar görmüştü ve ahşap, sanki biri büyük bir güçle kullanmış gibi, kelimenin tam anlamıyla kıymıklara ayrılmıştı. Lowell hemen birinin polis memurunun evine zorla girdiğini tahmin etti. Davetsiz misafirin bir meslektaşını rehin tutuyor ya da içeride kolluk kuvvetlerini bekliyor olması muhtemeldi. Durum giderek gerginleşiyordu. Bunun üzerine şerif yardımcısı Lowell hemen destek çağırdı. Meslektaşları birkaç dakika içinde çağrıya ulaştı. Polis memurları birlikte, kendilerini korkunç bir sahnenin beklediğini bilmeden kadının evine girdiler. İçeride su sesi duydular ve Lindsay'nin duş alıyor olabileceğini ve her şeyi duyamadığını düşündüler. Hala tetikte olan memurlar birinci kata çıktılar ve banyoda arkasında suyun ses çıkardığı bir perde gördüler. Perdeyi kenara çektiklerinde Lindsay'i buldular. Vücudu doğal olmayan bir şekilde bükülmüş halde küvette yatıyordu. Su kanla kırmızıya boyanmıştı. Boğazında yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda derin bir kesik açılmıştı. Lindsay Nicole Pilkington Eylül 1985'te doğdu. Annesi Debbie Cotra o sırada Arkansas'ta yaşıyordu. Kızın doğumu anne ve babası için büyük bir sevinçti, sonunda ailenin yeni küçük üyesini bu dünyaya getirdiklerinde çok mutlu oldular. Charista adında bir kız kardeşi olan ikinci çocuk 1990 yılında doğduğunda henüz 5 yaşındaydı. Bu dönemde ebeveynlerin ilgisi doğal olarak bebek aydı, ancak Lindsay bundan etkilenmedi. Bir tren enkazı ve genel olarak çok enerjik bir çocuk olmaya devam etti. Ebeveynler bebeğe daha fazla ilgi göstermek zorunda kalsa da, Lindsay abla olarak yeni rolünden keyif aldı. Tüm aile evdeki bu yeni üyeye çabucak uyum sağladı. Küçük kız büyüdükçe, kız kardeşler ortak bir zemin buldular ve en iyi arkadaş gibi oldular. Lindsay genç nesil için bir örnekti, bu nedenle tüm ilgi alanları ve girişimleri küçük kızda hemen yankı buldu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, karizmatik Lindsay ailedeki ana modacı haline geldi ve küçük kız bunu örnek aldı. Patenlerde ustalaşmaya başladığında, ertesi gün küçük kız kardeşi çoktan patenlere binmişti. Ve bu her şey de böyleydi. Lindsay'nin charisma'ya duyduğu hayranlık, bu hikayenin trajik sonucuna kadar charisma'nın gözünden hiç kaçmadı. Çocuklar hayatlarının ilk yıllarını Heber Springs, Arkansas'ta geçirdiler. Ancak, o banliyöde fazla iş seçeneği yoktu, bu nedenle evin reisi orduya hizmet etmeye gitti. 1987 yılına gelindiğinde temel eğitimi tamamlamıştı. Bu sırada Lindsay sadece 2 yaşındaydı, ancak o zaman bile askeri kariyer düzenli seyahat gerektiriyordu. Subay adayı ilk olarak, birkaç yıl önce yaşadıkları küçük banliyöden çarpıcı biçimde farklı olan Kaliforniya'ya gönderildi. Ardından, taşınmalar devam etti. Asker ailesi hiçbir yerde uzun süre kalmadı. Sonunda Güney Carolina'ya yerleşene kadar farklı şehirlere ve eyaletlere seyahat ettiler. Taşınmalar çocuğun farklı ortamlara hızla uyum sağlamasına ve gelişmesine yardımcı oldu. Lindsay insanlarla etkileşim kurmakta hiçbir zaman sorun yaşamadı. Mizacı ve özgüveniyle muhataplarını kelimenin tam anlamıyla büyülüyordu. Genç Lindsay inanılmaz derecede zekiydi ve ortaokuldan beri kesin bilimlere karşı bir yetenek gösteriyordu. Parlak bir kişiliği ve hoş bir karakteri vardı. Ancak lisede en büyük düşmanlarından biriyle karşılaştı, aşırı kilolu olmak. Kendini güvensiz hissediyor ve başkaları tarafından alaya alınıyordu, bu yüzden sürekli bununla savaştı. O zamanlar durum kritik değildi ve geleceğini inşa etmesine engel olmadı. 2000'li yılların başında Lindsay, Güney Carolina, Columbia'daki Midlands Teknik Koleji'ne devam etti. Yüksek not ortalaması sayesinde burs listesine girmeyi başardı. 2008 yılına gelindiğinde, kız zaten ilçede bulunan bir bankada çalışıyordu. O sırada Lindsay 23 yaşındaydı. İş günlerinden birinde, çekici bir çilingir bozuk bir kasayı tamir etmek için ona geldi. Jason, Lindsay ile tanıştığında 29 yaşındaydı.
hemen bir kıvılcım hissettiler ve aynı gün Jason ona çıkma teklif etti. Birkaç buluşmadan sonra birbirleri olmadan yaşayamayacaklarını anladılar. Romantik bir akşam, gün batımı tekne gezintisi sırasında Jason, Lindsay'e yunusları izlemek için küçük bir maceraya çıkmalarını önerdi. En azından dikkatini başka yöne çekmek için ona böyle söylemişti. Aslında başka bir planı vardı, daha heyecan verici bir plan. Güneş ufka dediğinde, Jason Lindsay'e evlenme teklif etti. O da tabii ki evet dedi. Jason sadece hoş, yakışıklı ve romantik bir adam değildi, aynı zamanda gerçek bir tamirciydi. Çok becerikliydi ve her şeyi tamir edebilirdi. Çift birçok ortak ilgi alanını paylaşıyordu ve Jason gerektiğinde Lindsay'nin yardımına koşmaya her zaman hazırdı. Arabası bozulduğunda ya da başka bir aksilik yaşadığında her zaman zorlukların üstesinden gelmekte ustaydı. Her ikisi de nazik, komik ve benzer mizaçlara sahipti, bu da aralarındaki bağı güçlendiriyordu. Aşıkların düğünü tanışmalarından 2 yıl sonra, 2010 yılında gerçekleşti. Lindsay o kadar karşı konulmazdı ki Jason mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Çiftin pek çok ortak noktası vardı ve zamanlarının çoğunu en sevdikleri şeyleri yaparak geçiriyorlardı. Ancak bir dezavantajları vardı, yeterince aktif değillerdi. Bu durum hızla kilo almalarına neden oldu ve her ikisi de fazla kilolardan rahatsız olmaya başladı. 2014 yılında Jason durumu düzeltmek için spor salonuna gitti. Neredeyse hemen Lindsay'i onunla birlikte spor yapmaya ikna etmeye başladı ama Lindsay uzun süre spor yapmayı reddetti. Lasso'nun antrenörü oldukça sert ve açık sözlü bir İngiliz olan Graham Hockley'di ama Lasso'nun forma girmesine gerçekten yardımcı oldu. 2015 yılına gelindiğinde çok daha iyi ve atletik görünüyordu. Lasso'nun gelişimini gördükten sonra Lindsay de spor yapmayı denemeye karar verdi. Onun antrenörü de zaten güvendikleri Graham'ydi. Ancak ilk başta ondan hiç hoşlanmamıştı. Eğitmen onu çok çalıştırdı ve sızlanmalarını görmezden geldi ama bu yaklaşım sonuç verdi. Birkaç ay sonra Lindsay tamamen farklı görünüyordu. Antrenman yapmak kolaylaştı ve forma girdiğini hissetti. Çok daha iyi görünüyordu. Bir süre sonra Graham çiftin bir dövüş sanatları kursuna başlamasını önerdi. Biraz tereddüt ettikten sonra ikisi de kabul etti. Bunun en büyük nedeni antrenörlerinin bir spor uzmanı olmaktan çıkıp bir arkadaşa dönüşmüş olmasıydı. Bu konuda gerçekten bir uzmandı ve Lindsay ile kocasının hayatlarının her alanına dokunuyordu. Graham onların beslenme ve egzersiz programlarını seçmiş, vücutlarını forma sokmalarına yardımcı olmuştu ve şimdi yeni ve daha da ilginç bir şey sunuyordu. Lindsay ve Lasso'nun gerçek birer sporcu olmalarını sağlayacak karmaşık bir spor olan judo üzerine bahse girdi. Tabii ki, bu konudaki en önemli şey kendi başına çalışma arzusuydu ve Lindsay buna gerçekten sahipti. Yaklaşık bir yıl süren bu eğitimde 50 kilodan fazla kilo verdi. Doğal olarak, sadece görünmekte kalmadı, aynı zamanda tamamen farklı hissetti. Lindsay nefes darlığı ve eklem ağrısı sorunlarından kurtuldu. Fitness artık hayatının ayrılmaz bir parçasıydı. Her antrenmana koşarak gidiyor ve silah zoruyla bile olsa antrenmanları kaçırmıyordu. Lindsay'nin başarısı ve dönüşümü herkes için aşikardı. Ona yakın olanlar hayatındaki değişikliklere hayranlık duyuyordu. Hatta koçu tarafından bir reklam kampanyasının yüzü bile oldu. Genç kadın olanlardan ve yeni imajından çok etkilenmişti. Diyetini sürdürmek de dahil olmak üzere antrenörünün tüm talimatlarına sıkı sıkıya uydu. Israrı sayesinde Lindsay bazı amatör turnuvalarda ödüller bile kazanmayı başardı. Bu durum işine de yansıdı. Genç kadın tüm ekibi spor yapmaya teşvik etmeye çalıştı. Tüm bunlar ona inanılmaz bir özgüven kazandırdı. Bir noktada Lindsay özel hayatında köklü değişikliklere ihtiyaç olduğuna karar verdi.
Evlilikleri gözlerinin önünde parçalanıyor, Lindsay ve Jason gün geçtikçe birbirlerinden uzaklaşıyordu. Sevgilisi ileriye doğru çabalıyorsa, o durdurulamazdı, kocası uzun zaman önce ilerlemesini durdurmuştu ve bir süre sonra hiç antrenman yapmayı reddetti. Ayrıca eşinin spor yapmayı bırakmasını istiyordu, çünkü kısmen koçla olan ilişkisinin bir ilişkiye dönüşmesinden korkuyordu. Jason yavaş yavaş, ortada hiçbir kanıt olmamasına rağmen sevgilisinin kendisini aldattığına ikna oldu. Lindsay'e göre, arkadaşları ve tanıdıkları, dönüşümünde ona çok yardımcı olan ve ona akıl hocalığı yapmaya devam eden Graham'ı iyi tanıyordu. Bununla birlikte, evliliğinde sadık kalmış ve eşini aldatmamıştı, en azından tanıdıklarının büyük çoğunluğunun görüşü bu yöndeydi. Ailede iletişim halinde kalmaya devam etti, örneğin Jason tüm tatillere ve önemli aile etkinliklerine geldi. Yine de her ikisi de sadece arkadaş olduklarını savunuyordu. Buna rağmen Jason kendini sınırlarına kadar zorluyordu. Aslında bu, onun dengesini bozan önemli tetikleyicilerden yalnızca biriydi. Gerçek şu ki, evlilik hayatlarının başında ve hatta evlenmeden önce, asla çocuk sahibi olmayacakları konusunda anlaşmışlardı. Her ikisi de sadece kendileriyle ve kariyerleriyle meşgul olmak istiyordu. Ancak, adam bu konuda fikrini değiştirdi ve aileye bir ekleme yapmak istedi. Jason ailelerinin ne zaman çocuk sahibi olacağını hayal ediyordu. Kocasının tüm isteklerine rağmen Lindsay yine de özgür yaşam tarzını değiştirmedi. Bir türlü uzlaşmaya varamıyorlardı. Sonunda genç kadın zor bir karar vermek zorunda kaldı, 6 yıllık evlilik hayatına rağmen Nason'dan boşanmak istedi. Lindsay ona istediğini verebilmek için henüz çocuk sahibi olmaya hazır olmadığını fark etti. Hayatına devam etmeye kararlıydı ama eşinin istediği şekilde değil. Çift Nisan 2016'da ayrıldı. Sosyal medya sayfalarındaki durumlarını değiştirdiler ve ardından eski eş taşındı. Böylece Jason, ortak evlerinden yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan Simpsonville, Güney Carolina'da bir daireye yerleşti. Burada annesiyle birlikte yaşıyordu. Adam kısa sürede yeni bir iş buldu ve Greenville'de, kelimenin tam anlamıyla evden birkaç dakika uzakta bir çilingir oldu. Eski sevgilisiyle aralarındaki mesafe sayesinde yeni bir hayat kurmaya başlayabilmişler. Boşanma dostane bir şekilde gerçekleşmiş ve önemli bir sorun yaşanmamıştı. Jason ve Lindsay evi paylaşmayı planlıyorlardı. Karısı evi yenilemeye ve parayı bölüşmek için kendi başına satmaya karar verdi. İyi bir evdi, genişti ve bu yüzden iyi bir miktar para kazanmayı umuyordu. Jason tadilatta ona yardım ediyordu ve tüm malzemeler Lindsay tarafından satın alınmıştı. Etraftaki herkes için boşanmanın çok sakin geçtiği, dolayısıyla eski karı kocanın dostane ilişkilerini sürdürebileceği izlenimi vardı. Şubat 2017'ye gelindiğinde Lindsay imajını kökten değiştirdi, saç stilini ve saç rengini değiştirdi, daha taze görünmeye başladı. Arkadaşları bunu yeni bir hayata başlamaya hazırlandığına dair bir işaret olarak algıladı. Boşanma sürecinin Nisan 2017'de sona ermesi planlanıyordu. Ancak, kadının cesedi 14 Mart 2017'de kendi evinin küvetinde bulunduğundan, bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Trajedinin yaşandığı yere ilk ulaşan kişi olan Shannon Novel soruşturmayı yürütmek istiyordu ancak davaya erişim sağlayamadı. Merhumun yakın arkadaşıydı, dolayısıyla tarafsızlığını koruyamayacaktı. Bu kişinin ölümü tüm sevenleri için olduğu gibi, onun için de büyük bir darbe oldu. Olayı soruşturan dedektifler şaşkındı, etrafındaki herkeste harika bir ilişkisi vardı, eski eşiyle bile olabildiğince barışçıl bir şekilde ayrılmıştı. Polisin herhangi bir tahmini yoktu, bu yüzden akıllarına gelen ilk kişiye yöneldiler, boşanma davası devam eden eşi Jason. Adam o sırada işteydi ve müfettişler onu ilçedeki çilingir dükkanında yakaladı. Jason olanları öğrendiğinde ağladı. Daha sonra hiç tereddüt etmeden polis memurlarıyla birlikte karakola gitmeyi ve soruları yanıtlamayı kabul etti.
Jason ayrıntılı sorgulamayı beklemedi ve karısının öldürülmesinden önceki son günlerde yaşanan olayları anlatmaya başladı. 13 Mart pazartesi günü bacağı kötü bir şekilde yaralanmıştı, bu yüzden evde acı çekiyordu. Bu sorunla başa çıkmak için ağrı kesici içti ve yattı. Sabah olduğunda Jason arabasının kayıp olduğunu fark etti. Mesele şu ki, kirasını ödemekte gecikmişti, bu yüzden arabaya el konulduğunu düşündü. Böylece Jason dedektifi suç mahalline gidemeyeceğine ikna etmeye çalıştı. Bununla birlikte, yüzünde şüpheli çizikler vardı ve adam bunu beceriksizce tıraş olmakla gerekçelendiriyordu. Ancak yaralar hiç de tıraş yaralarına benzemiyordu. Müfettişler adamdan gönüllü olarak verdiği DNA örneklerini aldılar. Kolluk kuvvetleri daha sonra kanıt aramak için kurbanın evine gitti. Burada adli araştırmacılar oldukça fazla şüpheli materyal buldu. Görünüşe göre saldırı yakınlarda gerçekleşmiş, zira Lindsay'in eve dönmeden önce aldığı yiyecekler etrafa saçılmıştı. Kadın en son yerel bir süpermarketten dönerken canlı olarak görülmüş. Walmart'tan alınan bir fiş ve güvenlik kamerası görüntüleri bunu doğruladı. Genç kadın sakin bir şekilde dükkanda dolaşıyor, bir sepet meyve ve sebze alıyordu. Kimse onu takip etmemiş. Polis kadının yolculuğunu neredeyse eve kadar takip etti. Lindsay yolda bir kez bile arkasına bakmadı ve genel olarak sakindi. Bu da yolda kimsenin onu takip etmediği ya da tehdit etmediği ama muhtemelen evde onu beklediği anlamına geliyordu. Daha sonra bir devriye polisi karakolla temasa geçmiştir. Ona göre, 14 Mart günü sokakta araba kullanan ve Jason'a benzeyen bir adam görmüş. Adamın yanağında büyük bir çizik vardı. Adam agresifti ve polis memurunu aracını çizmekte suçluyordu, oysa polis memuru sadece yakında duruyordu. Devriye memuru başka şüpheli bir şey görmediği için adamın gitmesine izin verdi, ancak tuhaf davranışları nedeniyle onu hatırladı. Memur soruşturmayı duyar duymaz ve fotoğrafı görür görmez onu hatırladı. İşin en ilginç yanı ise, her şeyin Lindsay'in alışveriş yaptığı süpermarketin otoparkında gerçekleşmiş olması. Şans eseri devriye polisi plakayı hatırladı. Kontrol ettikten sonra, plakanın Jason'a ait olduğu ortaya çıktı. Bu da aracına el konulmadığını gösteriyordu. Kurbanın eşinin evine hemen gitmedi. Adam açıkça yalan söylüyordu, bu da şüpheleri arttırdı. Müfettişler baş şüpheliyi korkutmak yerine süpermarketin kamera kayıtlarına daha yakından bakmaya karar verdi. Görüntülerde 14 Mart günü saat 05:17'de bir arabanın otoparka girdiği ve içinden Jason'a benzeyen bir kişinin indiği görülüyordu. Işıklandırma çok zayıftı ve kayıt kalitesi girenliydi. Bu nedenle kayıttaki kişiyi tam olarak teşhis etmek mümkün olmamıştır. Karanlığın içinde kayboldu ve 50 dakika sonrasına kadar başka bir araçla, iş kamyonetiyle, tekrar ortaya çıkmadı. Adam kamyoneti şahsi arabasının yanına park etmiştir. Sürücü daha sonra 4 dakika boyunca iki aracın bagajını karıştırmıştır. Muhtemelen bu süre zarfında, daha sonra imha edeceği cinayet silahını taşımıştır. Dedektifler Lindsay'nin boğazını kesmek için kullanılan bıçağı bulmaya çalışsalar da bunu başaramadılar. Daha sonra Jason, arabaya el konulduğunu söylerken biraz yalan söylediğini itiraf etti. Şüpheli sorgulandığında, sabah market alışverişi yapmak için otoparka gittiğini iddia etmiştir. Her şeye rağmen Jason, suç işlediği sırada güçlü ağrı kesicilerin etkisi altında evde dinlendiğini söylemeye devam etti. Dedektifler adamın dairesini aramaya gittiklerinde, çantasında taşıdığı bir paket lateks eldiven buldular. Olay yerinde benzer mavi eldivenlerden 3 küçük parça da bulundu. Üzerlerinde kurbanın DNA'sına ait izler bulunduğu için, baş şüphelinin parmak izlerini gizlemek için bunları kullandığı düşünülebilir. Ancak başka bir iz bulunamamış, hatta şüphelinin aracı bile temiz çıkmıştır.
17 Mart 2017'de, Lindsay'nin öldürülmesinden sadece 3 gün sonra, 38 yaşındaki Jason Donnelly 1. derece cinayet ve 1. derece hırsızlık suçlarından tutuklandı. Eyalet yasalarına göre kefaletle serbest bırakılmadan hapse atıldı. Müebbet hapis, hatta idam cezası alma ihtimali vardı. Dam'ın tutuklanmasının kurbanın ailesi ve arkadaşları arasında yarattığı şoka rağmen, duruşma boyunca suçsuz olduğunu savundu. Katilin duruşması Kasım 2019'da gerçekleşti. Savcılar, saldırganın evin arka kapısını kırdığını ve eşi evde yokken içeri girdiğini savundu. Kadını pusuya düşürdü ve kadının dönmesini bekledi. Jason daha sonra kadına saldırmış, karısıyla güreşerek onu yere düşürmüştür. Bir kavga başlamış ve saldırgan Lindsay'i bilincini kaybedene kadar boğmaya başlamıştır. Daha sonra cesedi banyoya sürükledi ve içeriye yerleştirdi. Fail bir bıçak çıkardı ve kadının boğazını kesmek istedi, ancak görünüşe göre o anda kadının aklı başına geldi ve çaresizce direnmeye başladı. Bu yüzden yüzünde çizikler oluşmuş ve tüm elleri yara içinde kalmış. Kadın banyoda çaresizce yaşam mücadelesi vermiş, ancak eşi daha güçlü çıkmış ve kadının boğazını kesmiş. Soruşturma sırasında uzmanlar Lindsay'in kanında uyuşturucu izlerine rastladı. Her şeyin uyuşturucu elde etmek ve dağıtmak için başarısız bir girişim gibi göründüğüne dair bir teori ortaya çıktı. Ancak kurbanın arkadaşları ve tanıdıklarından hiçbiri benzer bir şey kullandığını doğrulamadı. Lindsay aktif bir yaşam tarzı sürdürüyordu ve sağlık konusunda bilinçliydi. Bu durum toksikolojik incelemede de doğrulanmamıştır. Vücudunda alkol ya da uyuşturucu bulunmamıştır. Adli tabip kurbanın vücudunda hem savunma yaraları hem de boğulma izleri olduğunu doğruladı. Katil kesin bir kararlılıkla hareket etmişti, suçun kişisel olduğu açıktı. Savcılık, Lasso'nun karısının gitmesine izin vermek istemediğine inanıyordu, bu yüzden ondan kurtulmanın başka bir adama gittiğini görmekten daha kolay olduğuna karar verdi. Buna ek olarak, failin mali sorunları olduğu da açıktı. Sadece araba taksitlerini geciktirmekte kalmamış, gırtlağına kadar borca batmıştı. Kredi kartının limiti dolmuştu ve kişisel hesabında 100 dolardan az parası vardı. Evinden tahliye edilmek üzereydi. Lasso'nun karısına bile borcu vardı, ondan 1300 dolar borç almıştı. Bu parayı iade etme girişimi bir davaya dönüştü. Ancak soruşturma sırasında Lasso'nun 1 Nisan 2017 tarihine kadar borcu iade etmekle yükümlü olduğu anlaşıldı. Genç kadın aynı zamanda kararlıydı ve ödemediği takdirde kocasını hapse attıracaktı. Katilin cep telefonuna bakıldığında, eşinin irtibat kişisinin adı bulundu, burada maktulün adı, para için açgözlü olarak değiştirildi. Açıkçası, boşanma süreci etraftaki herkese göründüğü kadar pürüzsüz değildi. Aynı zamanda Lindsay ailenin perde arkasında olup biten her şeyi saklıyordu, bu yüzden dışarıdan bakıldığında her şey gerçek bir cennet gibi görünüyordu. Bu dönemde Lasso'nun yeni bir kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Ona mali sorunlar ve eski eşinin davranışları hakkında şikayette bulundu. Evin parasını paylaşma konusunda anlaşmış olmalarına rağmen, Lindsay'nin bunu yeterli bulmadığı ve tüm parayı kendisi için almak istediği iddia edildi. Ancak cinayet günü, failin yeni sevgilisi tutumunu değiştirdiğini söyledi. Kendi sözlerine göre, mali sorunlar yakında sona erecekti. Ancak bunun Lindsay cinayeti nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini hiç belirtmedi. Lasso'nun kız arkadaşı ve iş arkadaşları, saldırı günü topalladığını ve bacağındaki ağrıdan şikayet ettiğini doğruladı. Ancak ertesi sabah iyi olduğu ortaya çıktı. Bu da failin bir başka yalanıydı. Jason tıraş olurken yüzünü kestiği yalanını söylemiş olsa da, iş arkadaşlarına bir kedi tarafından tırmalandığını söylemiştir. Saldırı gecesi fark edilmemek için Jason tüm iletişim araçlarını engelledi. Böylece GPS tarafından takip edilemeyecekti ki bu da çok şüpheli görünüyordu.
Daha sonra telefonundaki tüm bilgileri ve tarayıcı arama geçmişini temizledi. Buna rağmen, soruşturma sırasında bazı veriler kurtarıldı. Ceset bulunmadan önce bile Jason vergi danışmanına gitmiş ve sadece kendisi için vergi iadesi yapılmasını istemiştir. Adam sanki karısının artık hayatta olmadığını biliyormuş ve onu çoktan hayatından çıkarmış gibi davranmıştır. Duruşmada, merhum Lee'nin Graham Hockley adlı kişisel antrenörü romantik bir ilişkileri olduğunu doğrulamadı. Lee'nin en iyi arkadaşı olduğunu söyledi. Duruşma sırasında antrenör jüriye, kız arkadaşına daha fazla kendini savunma tekniği öğretmesi gerektiğini, çünkü bunun bir saldırı durumunda kocasıyla savaşmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Adam, Lee'nin son zamanlarda sorunlar yaşadığı Lasso'nun katil olduğuna ikna olmuştu. Savunma, sanığın evinde ve arabasında kurbanın DNA'sına ait hiçbir iz bulunamadığı gerçeğine odaklandı. Kıyafetlerde ya da minibüste de yoktu. Ancak, savunma avukatının işi burada sona erdi. Hiçbir tanık çağrılmadı, Lasso'nun kendisi de ifade vermedi. 22 Kasım 2019'da jüri müzakereye başladı. Bir saatten biraz fazla bir süre sonra, 40 yaşındaki Jason'u, öldüğünde 31 yaşında olan eşini öldürmekten suçlu buldular. Ayrıca hırsızlıktan da suçlu bulundu. Nihayetinde şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Adliyeden ayrılmadan önce suçsuz olduğunu yineledi ve özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğine söz verdi. Lindsay Lee Pilkington Anma Fonu halen faaliyettedir. Bu kuruluşun yöneticisi, maktulün cesedini bulan Shannon Novell'ın bir arkadaşıdır. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.